Herkese merhaba. Spor Arena'da bu hafta önemli bir konukla beraberiz. Milli motosikletçi ve Red Bull sporcusu Deniz Öncü bu haftaki yayın konuğum. Deniz merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Sanırım şu anda Katar'dasın. Çünkü aynen. 6 Mart'ta Katar GP başlayacak artık. 2022 sezonu bir anlamda startını verecek. Öncelikle tabii Katar'da neler yaşadığını, şu anda neler yaptığını da merak ediyorum ama şuradan başlamak istiyorum. Bugün bir haber okudum. Sayın Cumhurbaşkanımız seni, kardeşin Can'ı ve Toprak Razgatlıoğlu'nu İstanbul'da kabul etti. Nasıl bir görüşme gerçekleşti? Sana özel tavsiyeleri oldu mu? İstersen böyle başlayalım. Aynen. Cumartesi günü beraber zaman geçirdik. Bizi külliyesinde ağırladı köşkünde. Ve ne konuştuk? Aslında hani daha çok sporumuzla ilgili. İşte 2021 sezonumuz nasıl geçti? Çünkü bildiğiniz gibi her birimiz farklı kategorilerde yarışıyoruz. Can, Toprak abim ve ben. Hani herkesin başarısı, ne bileyim hani hedeflerimiz nelerdir? Ya da Türkiye'de motosiklet sporunu nasıl biraz daha geliştirebiliriz? Biraz öyle şeyler konuştuk. Haricinde işte güzel vakit geçirdik beraber. Aynı zamanda onunla beraber hani bir vakit geçirmek gurur verici tabii. Ondan dolayı ekstra mutlu ve motive oldum aslında bu Katar yarışım için. Çok güzel. Şimdi artık sezon konsantrasyonu da başladı senin adına. 2022 sezonuna hazırlık sürecinde neler yaptın? Biraz o konuda meraklıyım açıkçası. Günlerin nasıl geçti? Nasıl bir çalışma temposuna sahiptin? Biraz bunlardan bahsedebilir misin bize? Şöyle aslında ben geçen sezon biter bitmez antrenmanlara bir iki hafta sonra başladım. Çünkü hani sezon sonu biraz öyle dinlenmek istiyorsun, kendi zaman ayırmak istiyorsun. Ondan sonra çıktım daha ilk antrenmanda maalesef bir kaza yaşadım. El bileğimde bir küçük kırık vardı. Ondan dolayı hani yine bir ay adam akıllı antrenman yapamamıştım. Beni biraz sarktı. İleriye sarktı antrenman programı. Ama yine hani ocağın başından itibaren tekrar hani koşudur, bisiklettir, kondisyon antrenmanlarına başlayabildim. Ve artık ocağın ortalarında Şubat'ta tekrar hani motor sürmeye başladım. Aynı zamanda Şubat'ta testler falan yaptık kendi takımımla. Ama motor üstünde daha çok ocağın sonundan itibaren girmeye başladım. Ocaktan sonra aslında biraz o bir anlamda saha çalışmalarına başladım. Aynen öyle. Pist antrenmanları motor üstünde. Peki Deniz, sana bir ismi özellikle sormak istiyorum. Kenan Sofuoğlu hem Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı hem de senin menajerin yanlış bilmiyorsam. Senin evet. Birçok emeği var, desteği olduğunu biliyorum. Onunla olan ilişkini anlatabilir misin? Nasıl geçiyor? Sana nasıl tavsiyelerde bulunuyor? Nasıl katkılar veriyor? Kenan abim aslında bizim abimiz gibi. Hani çok yakınız birbirimize. Her zaman bizim arkamızda, aynı zamanda pist içinde, pist dışında sürekli bizi destekliyor. Nasıl, ne gibi yerlerde kendimizi geliştirebiliriz onları söylüyor. Doğru kararlar almamızı sağlıyor. Aynı zamanda her birimiz için, aslında kariyerimizi çizen de Kenan abimiz. Nasıl etkileri, yardımları oluyor diye sorarsanız, en basitinden mesela şu anda bizi, yani bizim güzel bir antrenman koşulları elde edebilmemiz için kendi pistinde bize olanak sağlıyor. Toprak abimiz, Kenan abim, ben kardeşim, üstüne Bahattin. Her birimiz aynı pistte antrenman yapıyoruz. Ve her gün farklı bir şekilde sürüyoruz motorları. Mesela o gün, yani günden güne insanın hani modu değişir ya, bir gün hani hızlı olursun, bir gün istediğin gibi hızlı olamazsın. O mesela o anları anlamamızı sağlıyor. Nasıl kendimizi ne gibi durumlarda tekrardan hani en üst seviyede sürebilmemiz için, en üst seviyede performans gösterebilmemiz için tecrübeleri sayesinde bize o konuda yardımcı oluyor. Harika. Aynı zamanda şimdi diyorsun ki hani şimdi Bahattin Sofuoğlu var, Toprak Razgatlıoğlu ve kardeşin Can da tabii ki. Şimdi sen ve Can'ı birlikte de düşünmemek elde değil. Sana bakıyorum, Can'a bakıyorum. Mesela 2018 Gençler Dünya Şampiyonası'nda da Can birinci olmuştu, sen hemen arkasından ikinciliği almıştın. Yine ikiniz de podyumdaydınız. Sen 2017 Asya Yetenek Kupası'nı şampiyon tamamladın keza yine. Ama tabii ki hem kardeşin olmasından dolayı hem de bir anlamda o kariyer çizginizin birlikte oluşmasından dolayı Can'la çok özel bir ilişkiniz var. Biraz Can'la olan sohbetiniz nasıl? Antrenman çalışmalarınızda böyle özel kendinize birbirinize bir enerji yaratıyor musunuz? Bunu merak ediyorum. Ya şöyle söyleyeyim.
Can'la ben tabii ki herkese karşı aramızda farklı bir ilişki var. O da neden? Hı-hı. En başta biz kardeşiz. Ondan dolayı her kim olursa olsun o rekabeti sadece Can'la yapabiliyoruz. Mesela şöyle diyeyim. Mesela yemek yiyeceğiz. Yemek yiyeceğimiz zaman bile Can'la rekabet ediyoruz. Kim daha az yemek yiyecek? Ya da oldu bile. Motoru süreceğimiz zaman kim daha hızlı sürecek? Kim birbirimizi geçecek? Hani gün fark etmez. İyi günümüz olsun, kötü günümüz olsun. Sıkılalım, sıkılmayalım. Hiç fark etmez. Hani her şeyin rekabetini yapabiliriz biz Can'la. Kardeşiz ya, her gün 7/24 beraber olmamızdan kaynaklanıyor bu bence. Haricinde hani antrenman partnerlerimiz, mesela Kenan abimiz, Toprak abimiz, tabii pist içinde rekabet ederek hani sürekli birbirimizi geçmeye çalışıyoruz. Daha hızlı gitmeye çalışıyoruz. Ama o kişi Can olduğu zaman hani geçip gitmek değil, onunla hani kapışmak istiyorsun. Yani ekstra farklı bir motive oluyor aslında. Hani bütün kardeşler böyle küçükken biraz böyle kapışır, bir hırs yapar. Ben seni geçeceğim, sen beni geçeceksin. Siz ikiniz onu icraata döküyorsunuz ama bunu yaparken de tamamen artık Türkiye sınırlarında geçmiş bulunuyorsunuz. Bak sen şimdi Katar'dasın. Can da tabii ki uluslararası platformlarda hepsinde var. Otomatikman bütün o rekabetiniz sınırları aşmış durumda. Vallahi harika, çok güzel. Peki şimdi biraz özellikle yayından önce seni ekstra bir araştırma isteği hissettim ve biraz da kurcaladım, yalan değil. Gün be gün, hatta daha doğrusu sezon sezon, yıl yıl bir gelişim içerisinde olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum, sen de aynı doğrultuda mı düşünüyorsun? Evet. Bunları yaparken de tabii ki birçok tecrübe de ediniyorsun. Biraz bu durumu senden dinleyebilir miyim? Aslında hani gerçek anlamda büyük gelişmeler kaydettiğim sene 2015'ten itibaren. O da neden? Biz öncesinden süper moto ve motocross dallarında yarışıyorduk. Hani motorun ne bileyim arazide rampa atlaması gibi o yarışları yapıyorduk. 2015 için Kenan abimiz hani bizi gördü. Dedi hani size yardımcı olabilirim, destek çıkabilirim, arkanızda durabilirim. Ama Kenan abimizin dalı yol yarış pistlerinde hızlı gitmekti. Yani racing. Ve biz hani dedi racing'e geçin. Sizi destekleyebilirim, size daha iyi sürmeyi öğretebilirim. Yani yükselebilirsiniz elimize. Biz de onu dinledik. Çünkü yükselmek istiyorduk. Aynı zamanda Türkiye'de hani bu iş çok zor. Hani Kenan abimiz olmasa nasıl, ne gibi yol izleyeceğiz onu da bilmiyorsun. 2015'te Kenan abimiz bir kupa düzenledi. Türkiye'de Kenan Sofoğlu 54 kupası diye bir şey. Orada o şampiyonayı kazanan ve ikinci aslında Asya Tenis Kupa. Yani Avrupa'daki bir tane, pardon Asya'daki bir tane yarışa gidecekti. Orada hani ilk üçü oraya göndereceklerdi ve oraya gönderdiler. Orayı da kazanan bendim. Kardeşim ikinci oldu, Bahattin de üçüncü olmuştu o. 2017'de değil mi? Hayır, 2015'te. Hadi 2016'da zaten. Aynen 2016'da da o kupanın ilk üçünü Asya Tenis Kupa gönderdi. 2016'da işte ben, kardeşim ve Bahattin orada yarışıyorduk. Ve hani orada ilk yarışta 14. 15. oluyorduk. Her yarış kendimizi geliştirdik. Ve 2016'nın son yarışında ilk podyumumuzu yaptık benle kardeşim. İkinci ve üçüncü olmuştu. 2017'ye girdiğimizde de tekrar kendimizi geliştirdik. Ve 2017'de ben Asya Tenis Cup'un şampiyonu oldum. Kardeşim de üçüncü oldu orada. 2018'de de Red Bull Kiss Cup'a geçmiştik. Aynı zamanda 2017'yi de Red Bull Kiss Cup'la Asya Tenis Cup aynı anda yarışıyorduk. Hı hı. 2018'de kardeşim Red Bull Kiss Cup'da şampiyon oldu. Ben ikinci olmuştum. Ve 2019'da da kardeşim direkt Moto3'e geçti. Çünkü o kupanın kazananıydı. Maalesef bizim yaşımız o zaman daha hani yetmediği için ben de Junior Moto3'te yarışmak zorunda kaldım bir sene daha. Çünkü sanırım 16 yaşında falan olmamız gerekiyordu. Biz daha 15'tik. Ve sadece 15 yaşında olup kupayı kazanırsan bir kişi geçebiliyordu Moto3'e. O sene de aslında bizim canlı ayrılma dönemlerimiz oldu. İlk defa hani beraber bir yarışta değil de farklı yarışlarda, farklı şampiyonalarda yarışacaktık. Kardeşim Moto3'te yarışırken ben Moto3'ün Junior kategorisinde yarışacaktım. 2020'de ben Moto3'e yükseldim. Güzel bir sezon geçirdim aslında Moto3 Junior'da. Hani pek başarılı olamasam da sürekli hani güzel dereceler bir şekilde elde edebiliyordum. Kardeşim maalesef 2019 hani ayağa kaydığı bir sene oldu diyebiliriz. Çünkü istediği gibi bir sezon geçiremedi. O yüzden süper spor kategorisine geçmek zorunda kaldı. Ben de Moto3'e yükseldim. 2020 senesinde ilk tecrübelerimi edindim Moto3'te. Podyum için, yani podyum için savaşlar vermeye başladım. 2021 senesinde de ilk defa
podyuma çıktım. Ve o podyuma çıkmaktan sonra iki tane daha podyum yaptım. Yani 2021 senesinde üç tane podyum elde edebildim. Üstüne de bir tane pole pozisyonu elde edebildim. Aynı zamanda tarihin ilk Türk pole pozisyonu ünvanım da var. Kardeşim de aynı zamanda o da 3 tane podyum yaptı Süper Sports kategorisinde. Ve bu sene 2022'de de inşallah elimizden geleni yapıp hedefimiz şampiyonluk. İnşallah. Yani şimdiden tebrik ederim. Zaten o kadar çok şeyi saydın ki hem sen hem de can içinde yürekten tebrikler. Aynı zamanda benim bu soruyu sormadaki maksadım biraz da şuydu. Mesela Amerika'da talihsiz bir kaza oldu ve sonrasında sen diskalifiye cezası aldın. Böyle bir durum ortaya çıktı. İki yarıştan diskalifiye edilmiştin. İster istemez üzerine baskı oluşuyor. Hatta sen bununla ilgili şöyle bir cümle kurmuşsun. Benim için çok zor günlerdi. Yani bu durumla mücadele etmek de hem sana bir tecrübe katıyordur muhakkak. Aynı zamanda bir krizle, bir baskıyla da nasıl mücadele edilebileceğini gösteriyor. Yanılıyor muyum? Aynen. Ya aslında o kazadan sonra gerçekten biraz zor diyebilirim. Ama hani o dönemde aslında yapılabilecek en basit şey, basit dediğim zaman da aynı zamanda zor, takmamaktı. Çünkü şöyle söyleyeyim, kazadan sonra bütün medya hani bana saldırıyordu. Sadece medya değil, aynı zamanda bütün seyirciler, hayranlar, aynı zamanda MotoGP pilotları falan. Yani bir sürü kötü yorumlar alıyordum. İşte ne bileyim, MotoGP kategorisinde yarışmayı hak etmiyorsun. İşte yeterince başarılı değilsin. Hatta sen bir katilsin gibisinden bir sürü mesajlar bile alıyordum. Ama o dönemde aslında ilk bir hafta hani sosyal medyaya hiç bakmıyordum bile. Sadece işte arada böyle bir paylaşım yapıp çıkıyordum. Çünkü durduk yani hani günde belki 300-400 tane saçma saçma mesajlar geliyordu bana. Ben de hani bakmıyordum bile. Çünkü gördüğüm bir mesaj bile böyle psikolojimi bozuyordu. Hani ne gerek vardı hani böyle bir durum yaşamaya. Ya çünkü şöyle söyleyeyim, o kazada sadece hani benim bir suçum yok. Hatta bana sorarsanız gerçekten o kazanın yaşanmaması için rakibin o kazayı önleyebilirdi. Çünkü benim yapabilecek bir şeyim yoktu. Çünkü zaten rakibimi geçmiştim. Ama dediğim gibi sosyal medyadan uzak kaldım. Kafaya takmamaya çalıştım ve hani iki yarıştan ceza aldığım için sezonun son yarışına girebiliyordum sadece. Kendimi o son yarışa hazırlamak için antrenmanlar yapıyordum. Peki. Şimdi bu hedefler kısmına biraz gelelim artık. Dünya Moto3 Şampiyonası'nda 2021 sezonu 11. sırada bitirmiştin. Şimdi bu kaza bile aslında biraz böyle detaylar, birçok yarışın sezonun içerisinde sekanslar ve gelin 11. sıra. Ama 2022 için diyorsun ki hedefim şampiyonluk. Buna ne kadar bizi inandıracaksın Deniz? Nasıl inandırabilirim? Şöyle söyleyeyim. Yani aslında kimseye inandırmam gerek yok. Yani inandırmasam da kanıtlayabilirim. Ki bu da sezon sonunda olur. Tabii daha bir şey başarmadan boş konuşmaya gerek yok. Ben zaten yani çok konuşmayı da sevmiyorum. Sadece başarırsam o zaman hani yaptım diyebilirim. Ama hani sezon öncesi ne diyebilirim? Şöyle hızım var. Bunu bu sene yani 2021'de kanıtladım ne kadar hızlı olduğunu. Tek yapmam gereken aslında bazı durumlarda birazcık daha sakin kalmam. Çünkü benim karakterim, sürüş stilim birazcık agresif ve hani bazen bazı hareketleri düşünmeden yapıyorum. Bu da maalesef puan kaybetmeme neden olabiliyor. Bu sene aslında önemli olan hızım var. Sadece bazı durumlarda biraz daha sakin kalıp daha doğru kararlar verebilmem. Böylelikle hani her yarışı bitirmem, finish görmem ve puan almam. Ondan sonra zaten sezon sonunda inşallah güzel bir hayalini kurduğumuz başarıyı elde edebiliriz. Umarım, inşallah. Şimdi kendini güzel tanımladığını düşünüyorum. 2003 doğumlusun aynı zamanda. Evet. Ve başarılı bir sporcusun gerçekten. Buradan seni takip edenlere, sporcular hatta bir anlamda sporcu adaylarına ne demek istersin, nasıl bir mesaj gönderirsin? Son olarak bunu alalım, ondan sonra yavaş yavaş kapatırız. Şöyle diyeyim hani aslında çok fazla şöyle mesaj alıyorum ben sosyal medyadan. Hani yaptığım spor çok tehlikeli değil mi? Nasıl risklere katlanarak devam edebiliyorsun? Kaza yaptığında korkmuyor musun? Böyle mesajlar alıyorum. Şunu diyebilirim hani herkes aslında bu sporu yapabilir. Ama trafikte değil, pistte. Aynı zamanda ekipmanların olması lazım. İşte ne bileyim koruyucu tulumun, kaskın, eldivenin, tulumun. Ve
gerçek bir pistte sürdüğün zaman motoru, hani kaza esnasında çarpabilecek bir araba, motor ya da otobüs durağı yok etrafında. Kayma mesafeleri var, güvenli bir alan. Ondan dolayı aslında düşünüldüğü kadar riskli bir spor değil. Hani gidip de trafikte gazlarsan ölüm riski çok fazla artıyor. Yani düştüğünde trafikte çarpacak her yerde hani bir eşya yani araç var. Aynen. Aslında risk bu. Yani diyebileceğim tek şey yani önleyici koruyucu ekipmanlar alıp piste sürmeniz. Peki çok teşekkür ederim Deniz. Deniz Öncü Moto3 sınıfında Türkiye'yi temsil eden milli sporcumuz ve aynı zamanda tabii ki Red Bull sporcusu. Aklıma gelen soruları yazdım, sana sormaya çalıştım. Umarım sen de keyif almışsındır bu söyleşiden. Güzel, güzel, güzel geçti ya. Çok güzel, çok teşekkürler. İnşallah o 2022'deki hedefini tutturursun, onu başardıktan sonra ben yine seni konuk alırım ve bak geçen sene bunları konuşmuştuk, şimdi de işte bunları konuşuyoruz diyebiliriz. Ama İnşallah. Şimdiden sana başlangıç olarak 6 Mart'taki Katar GP'de başarılar diliyorum. Hoşça kal Deniz, kendine iyi bak. Teşekkürler.